Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine Gönen'deyiz. Hep Gönen'deyiz zaten. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Öyle diyeceksiniz. İsmail Boz arkadaşımızın. At yarıcılık Arust üretim işletmesine hoş geldiniz. Hadi bakalım ufak ufak o tanıtım videomuza doğru geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz İsmail'in arı sütü çiftliğindeyiz. Hani arılar ısırmıyor. Ben korkuyordum aradan ama tabii ki şu an put gibi duruyorum. Çekiyorsun değil mi böyle bu kayıtta? Hiç korkma kayıt. Şöyle de ben vereyim hemen. Ya bugün ilk defa bir deneyim oldu benim için de. Bunlar niye sokmuyor yani İsmail? Benden gaz alıp da her aralığa gitme. Her aralıkta böyle sükuneti bulamazsın. Değil mi? Ben gene bunu giyeyim. Tabii şimdi bana... Çünkü benim canım çok tatlı. Çünkü bana birçok arıcı arkadaş geliyor böyle. Arı evet. Açken saldırıyor. Evet. Ne demişler? İnsan tokken azar, hayvan açken azar. Aynen abi. Bir de hayvan açken azmasın diye o şekilde duman veriyoruz arılara. Hı-hı. Şey yanmaması için. Sevgili arkadaşlar böyle değişik bir video çekelim dedik. Bugün Atya Arıcılık Arı Sütü işletmesindeyiz. Balıkesir, Gönen menşesi olan İsmail arkadaşımızın arı sütü işletmesindeyiz. Atya Arıcılık diye de Instagram'da da yazdınız zaten. Çıkacaktır. İsmail'in kendisiyle de birebir temasa geçebilirsiniz. Tabii İsmail ben de korkmuyorum dedi. Yani o alışkın arılar ona alışkın olduğu için onu sokmuyor arılar. Biz Veli abiyle korktuğumuz için böyle ısırılmayan diye yaptık. Burada da böyle küçük bir arı kovanı var. Güzelce dibine kadarayım da Veli abi çek böyle detayını. Bak küçük böyle minik bir gel. Bunlar ne böyle Veli abi? Küçük küçük böyle. Ana değil mi? İsmail'e var. Soralım bunları. Evet. Ne bunlar? Ana arı var herhalde abi. Ana arıları böyle küçüklere mi koyup da? Ana arı var değil mi? Evet. Ana arı var. Bu şekil biliyorum ben. Ana arı var. Her taraf kovan ya. Her tarafta. Şey var. Kovan var. İsmail. Biz Veli abiyle baktık şimdi de. Evet bu küçük küçük kovanlar ne bunlar? Abi şimdi bunlar da biz ana yetiştiriyoruz. Ana. Kendi damızlıklarımızı seleksiyon yapıyoruz böyle. Beğendiğimiz arılardan işte balığı iyi yapan, sakinlik, sükuneti güzel olan o arılardan yumurta alıyoruz. Onları eşlendiriyoruz. Ondan sonra arılardan ikişer, birer ikişer çıta bölüp yeniden böyle işte üretiyoruz kovanları, çoğaltıyoruz yani boş kovanları dolduruyoruz o şekilde. Yani bu şekilde... Yani bu küçük kovanlar ne işe yarıyor? Yani bu küçük kovanlar kontrollü anı üretmeye yarıyor. Ha, kontrollü arı üretmeye yarıyor. Kontrollü anı arı üretiyoruz. Hmm. Yani şimdi nasıl kara inek var, hoştan inek var, simentan inek var. Simentan ne yapıyor? Evet. Eti güzel değil mi? Evet. Hoştan ne yapıyor? Sütü güzel değil mi? Evet. Yani onları nasıl yanmışlar? İşte böyle güzel sütü fazla olan hep bunları böyle eşlendirmişler. O şekilde üretmişler. Biz de işte bal verimi güzel olan, sakinliği iyi olan, yani arıda sakinlik önemli. Evet. Kovanı açtığın zaman arının sana saldırmaması önemli. Biz hangi arılar o şekilde sakin, onlardan arı üretmeye çalışıyoruz. Onlar da bu şekilde bak. Evet. Bunların içinde hepsinin içinde arılarımız var. Bak gel. Veli abi. Bak ufak ufak güzel, böyle. Güzel çek abi. Bak ufak ufak çerçevelerimiz var. Ha, bunlar yavru mu? Yok bunlar normal arı. Hmm. Yavru değil. Bak yavruyu şimdi göstereceğim size. Bak yavrular bak bunlar. Bu kapalılar yavru. Görüyor musun bunları? Evet. Bak içinde kurtçuklar var. Evet. Tamam mı? Biz işte bu şekilde bunları buraya döllenmemiş anayı bunlara veriyoruz. Evet. Bak kraliçe arı da bak. Bu arkasında ne bak? Orada bir şey yiyor onlar. Onlar kek. He. Ya bunlar şimdi hayır şurada. Bunlar mama. Yani şeker bu. He. Şekerin koyulaştırılmış hali. Bak anamız da bu. Evet. Ha şu yani evet. Bu böyle yüzlükten çıktığı zaman biz bunlara meme diyoruz böyle. Hı-hı. Ana çıktığı zaman buraya veriyoruz. Yumurtlamamış hali. Hı-hı. Arı çıkıyor. 6 gün sonra dışarıda eşleniyor. Evet. Yani dışarıda erkek arı da ana arı kovanda eşlenmez. Uçarak eşleniyor havadayken. Pekala ben merak ettim. Mesela arı sütünü. Yani arı sütü olayı bambaşka bir olay. Onu nasıl oluşturuyoruz? Yani onu biz Nisan ayında başlıyoruz. Hı-hı. Onun bak şimdi ben size şurada aparatlarını göstereceğim. Yine yani arı sütünün ana teması ana yetiştirmek. Evet. Bu kraliçe arı yetiştirmek için arılar arı sütü üretiyor. Evet. Bakın orada şurada ben şimdi sana göstereceğim. Şenol burada bizim şeylerimiz var, aparatlarımız var. Bak. Bunlara şu gördüğünüz bunlar böyle plastik işte 26 gözlü aparatlar. Bunların içinde her gün tek tek biz yumurta koyuyoruz. Hmm. Yani 4 günlük, 1 günlük larva koyuyoruz. Patlamış. Tamam. Arı süt verilmiş larva koyuyoruz.
72 saat sonra bunu yeniden kovana koyuyoruz, böyle anasız kovana. 72 saat sonra hasat edilmek üzere, bak orada çadırımız var. Karşıda çadıra götürüyoruz. İşte kaşıkla oradan tek tek bunları kurt, iç önü kurtçuna ayırıyoruz. Çünkü larva oluyor içinde. Evet. Az önce bak orada şu yavrular vardı ya. Evet, üstünde. Vardı. O şekilde yavru oluyor. Onları kesiyoruz, balmumlarını. Kurtçuklarını ayırıyor. Sütünü soğuk zincirde muhafaza ederek alıyoruz. Evet. Direkt X18'de muhafaza etmeye devam ediyoruz. Evet. Sistem bu. Şu çerçeveleri, her çerçeveye işte bundan bir tane koyuyoruz böyle. Evet. 3 tane. Toplam 72 tane oluyor. Normalde ben bu sene 50 kovanlarıyla çalıştım. Yani her gün aşağı yukarı 4000 tane kurtçuk aktarımı yaptık. Evet. 4000 tane kurtçuk aktarımından yaklaşık 2500 tanesi falan bunların tutuyor. Evet. Yani içine süt koyuyorlar. Hepsine de süt koymuyorlar. Yani 4000'in hepsine de koymuyor. Bunların 2500 tanesini kurtçuğuna ayırıyoruz, sütünü alıyoruz. Bu bunların temizliğini yapıyoruz. Yani bu içeride balmumlar oluyor böyle. Onları yaptıktan sonra yeniden transfer yapıyoruz. Larva transferi. Pekala, ne kadar arı sütü fiyat olarak? Yani şu anda biz gramını 7,5 liradan veriyoruz. 1 gram 7,5 lira. 1 gram 7,5 lira. Yani bunun şöyle söyleyeyim. Yani 1 gramla başka hiçbir gıda maddesinden bundan alacağınız magnezyumu, çinkoyu, amino asitleri, vitaminleri alamazsınız. Evet. Ve zaten hani şöyle söyleyeyim, hani bazıları ben çok yersem çok iyi gelir diye de bir şey yok. Hani günlük 3-4 gram yerseniz yani yeterli diyor. Yeterli değil, fazla zarar var. Zehirliyor. Evet. Fazlası zarar. Yani şunun arı sütünde şuna dikkat edecek, azıcık kullanacak arkadaşlar. Yani dozunu. Dozunu iyi ayarlarsan şifa, dozunu ayarlayamazsan yok. Zaten ürettiğimiz sabahleyin oluyor. Saat 7'de başlıyoruz almaya. Evet. Saat 2'ye 3'e doğru bitiyor işimiz. Ondan sonra bir de işimiz yok. Arı sütünü güneş görmeden alıyoruz. Ha, tabii daha görmeden. Güneş böyle tepemize gelmeden biz hemen kovanlardan alıyoruz. Çadıra götürüyoruz. Hasatımızı yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Hemen direkt -18'e şokluyoruz arı sütünü. O şekilde çünkü minerallerin içeriğini koruyabiliyor. Evet. Diğer türlü yani direkt güneşle temas ederse, İşte artı 4 derecenin üzerinde 3-4 gün kalırsa ondan sonra içerisindeki o arı sütünde şu var. 10HDA denilen amino asitler var. Yani bu amino asitler ne? Başka hiçbir gıda maddesinde bu amino asitleri bulamıyorsun. Evet. Yani arı sütünü şöyle anlatayım ben size daha iyi anlayacağınız şekilde. Şimdi arı sütüyle normal şu işçi arılar, kovandaki işçi arılar aynı yumurtadan oluyor. Evet. Yalnız arı sütüne biz larvayı verdikten sonra 3 gün yaklaşık 300 ile 400 miligram arasında arı sütü veriyorlar ve ondan sonra memeyi kapatıyorlar. O arı sütünün böyle evini kapatıyorlar. Arı orada arı sütüyle besleniyor ve doğduktan sonra da hani günlük mesela 1500-2000 tane yumurta atıyor. Hı hı. Öğlene kadar da hep arı sütüyle besleniyor. Ve 1500 ile 2000 gün arasına kadar yaşayabiliyor. Evet. Yani bu ne kadara tekabül ediyor? Yani 5 ile 7 yıl arası yaşayabiliyor. İşçi arılar, onlara arı sütü verilmiyor. Evet. Onlar balla, polenle, arı ekmeğiyle besleniyor. Onlar 40 ile 50, 60 gün arası yaşıyor. Evet. Yani arı sütü yiyen arı, aynı yumurtadan çıkan arı yaklaşık 30 kat, 40 kat daha fazla yaşıyor. Evet. Yani varın bunun ne kadar eşsiz, endemik bir gıda ürünü olduğunu siz karar verin artık. Evet. Yani ben size şimdi şov yapayım burada, bak. Yani normalde bak bende 350 tane arı var burada, başka kovanı bu şekilde yapamam. Ya bu arımız damızlık. Tamam mı? Bunda sükün, bak üstümüzde elbisemiz yok. Maskemiz yok. Körük yakmadık. Değil mi? Hiç videoyu kesmedik direkt. Arımız çok uysal. İşte hep arılarımızı bak bunlardan üretiyoruz. Bak bal yanmış arımız. Polen, bak polenini koymuş burada. Görüyor musun bunları, polen? Biraz da size içeriden yavru petek çekeyim. Elbette şöyle kamera alabilirse, bak içeride larvalar var. Kurçuklar var, sirkeler var. İşte arının mevcudiyetini devamını sağlamak için biz bu yavruyu sürekli arayı yaptırmak zorundayız. Bak anamız da, bak mavi işaretli anamız da, kreç arımız da, gördünüz mü? Sarı anamız. Şimdi benim dışarıda farklı ırklı arılarım var. Farklı seleksiyondan gelme, farklı kişilerden alınma. Yani onlarda biraz agresiflik var.
Tabii onları biz ne yapıyoruz? Böyle kontrollü ana üreterek, bunlar da kapalı yavrular. Şimdi bu işçi arılar yumurtadıktan, arı sirkeye bıraktıktan sonra, kraliçe arı sirkeye bıraktıktan sonra 21 gün sonra çıkıyor. 6-7 gün kovanda arı ekmeği yiyor, kendini toparlıyor, arı sütü yapıyor. Ondan sonra yani işçi arı olması için ilk önce 20 gün kuluçkada kalıyor, 21 gün. 21 gün sonra çıkıyor, 20 gün kovanda kovan işlerine bakıyor, arı sütü üretiyor, ne bileyim işte ana arıyı besliyor. 20 gün sonra bal yanmaya başlıyor ve bir hafta 10 gün bal yapıyor. Ondan sonra bir daha saka oluyor, su taşıyor, kovanı serinletiyor. Sürekli kovanın dibinde, mesela şu anda yok da hava sıcak olduğu zaman kovanın dibinde sürekli arılar kanat çırpar. Yani klima görevi yapıyor. İçerideki bu dışarıdan bal getiriyor ya, bu bal dışarıdan %60, %70 suyla geliyor. Bu içindeki su oranını kanat çırpa 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 arılar yazın %18 ile 22 arasında düşürüyor. %22'nin üzerinde olursa sıkıntı, %18'in altında olursa da sıkıntı. Bu şekilde arıcılık bizim sevdamız diyelim. Yani şöyle tabi burada sadece hani bu arımız yok, bizim arılarımız ben da var. Ben o arıyla böyle şöyle yapsam, kafamı çıkarsana fırsat, sesimi resim çekebilir miyim? Tabi tabi, sıkıntı yok. Al. Çıkar çıkar kafanı, hiç korkma. Bırak telefonu, çıkar. Komple çıkarsam dalgayı? Ya şimdi komple bu bir şey yanmaz ama dışarıda bak farklı arılar var. Tamam, o zaman geri giyeriz ya. Ha, sen bu kafaya at sadece. He? Bence kafaya at sadece. Öyle mi? Tabi. Şöyle yapacağız. Tamam. İsmail'in aralar. Beyaz kıpırdan mıyım İsmail, bak korkma lan beni. Bu arada Şenol kardeşimiz de üstün cesaretlerinden dolayı tamam, kutluyorum. Gel yanıma şöyle. Şöyle yapalım. Çek bize. Böyle telefon oradan çeksene. Şöyle yapalım şunu. Şöyle bir çek Veli abi, fotre. İsmail'i çekme, beni çek. Bunlar niye sokmuyor yani İsmail? Yani bak, benden gaz alıp da her aralığa gitme. Her aralıkta böyle sükuneti bulamazsın. Değil mi? Ben gene bunu giyeyim. Tabii şimdi bana... Çünkü benim canım çok tatlı. Yılların aracı arkadaşları bana diyorlar, bunlara sen narkoz mu verdin bu araya? Neden hiç sokmuyor bizi? Şimdi arı orman hayvanı olduğu için yangından çok korkar. Birçok orman hayvanı olduğu için. Arıya duman vermemizin sebebi, arı yangın olduğunu zannedip bal yiyor. Bal yediği zaman poposu şişiyor. İğnesi de poposunda olduğu için rahat hareket edemiyor. Anlatabildim mi? Yani bal depoluyor. Rahat sokmamasın. Yani o arı fısfısının tabii, şeyi o tabii, değil mi? Tabii. Yani arı ağırlaşıyor. Agresif hareket edemiyor. Arı açken saldırıyor. Ne demişler? İnsan tokken azar, hayvan açken azar. Aynen. Biz de hayvan açken azmasın diye o şekilde duman veriyoruz arılara. Şey yanmaması için. Sokmaması için. Amacı o yani. Orman hayvanı olduğu için yangından korkuyor. Evet. Yani kovanı terk etmek için kendi bal stokluyor. Açı çıkmamak için. Tabii gezginci aracıyız. Bir ay sonra belki Muğla'da oluruz, Antalya'da oluruz. Ama yine Nisan ayında geldiğimiz zaman yine aynı yerimize, yazlık yerimize buraya arı sütü üretmek için geri döneceğiz inşallah. Gelenleri Şuna kardeşimizden arı sağlık. Her zaman hani numarasını da söylesin İsmail. Yani arı sütü olarak söyle İsmail numaranı ezbere. Tabii ben... 0543 387 6213. Bu telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Yine Facebook'tan İsmail Boz veya Instagram'dan Atya Arıcılık arı sütü üretim işletmesi, oradan da ulaşabilirsiniz. Orada da değişik videolarımız, üretimle ilgili görsellerimiz mevcut. Yani arı sütüne ihtiyacınız olursa, tabii arı sütünün yanında sadece arı sütü üretmiyoruz. Esas faaliyet alanımız arı sütü ama bunun yanında bal, polen, propolis, bunların karışımlarını da yapıyoruz. İhtiyacı olan kardeşlerimiz şanlara ulaşabilir. Bize bu iletişim görsellerinden ulaşabilirler. Bu şekilde şanlara kardeşim. Farklı merak ettiğin konu varsa. Ya başka bir şey yok. Hani arı da şimdi... Yani esasında arıyla ilgili çok anlatacağım bir şey var. Ben akşama kadar burada size konuşurum. Evet, aynen. Tabii, İzleyici sıkılıyor yani. Genel olarak tabii. Hani o kükürt mesela fıstıklarında arı tokum diyor değil mi? Tabii. Tok olduğu için de tok hissi veriliyor. Tok hissi. Popo şişiyor. Yani arı şu, biz dumanı verdiğimizde arı şunu hissediyor. Dışarıda yangın var.
ben hemen karnımı doyurup dışarı çıkmalıyım. Kovanı terk etmeliyim. Bunun için de insanı sokmuyor. Ya bunun için kovandan kaçıyor yani. Ya bunun için kovandan kaçmıyor. Bunun için karnını doyuruyor. Karnını doyurduğu için iğnesini dışarı çıkaramıyor. Evet. Saldırganlığı azalıyor. Hani dedik ya, insan tokken azar, hayvan açken azar. Evet. Açken daha çok, daha böyle dinç hareket ediyor. O zaman hemen gelip yapıştırıyor. Ama tok olduğu zaman, tamam mı? Tok olduğu zaman hareket edemiyor. Evet. Hareket alanı kısıtlanıyor. O yüzden arayı insanı sokuyor. Ama bu kovandan bugün bana balık kilosu ne kadar? Ya şu anda biz bahar balığını Gönen'deki müşterilerimize 60 TL'den veriyoruz. Petek olarak? Petek olarak üretim yapmıyoruz. Bizim biz petek olarak yani sezonda bal aldığımız zaman Haziran ayında alıyoruz. O zaman bizden müşteri talep ederse ona göre biz peteğimizi alıyoruz. Yani genelde bizim bölgenin insanı, hani bu Balıkesir yöresinin, işte Marmara bölgesinin insanı petek balığı fazla sarmıyor. Neden? Yani ne bileyim, işte talep yok yani o kadar çok. Bizde genelde süzme balığı daha çok gidiyor. Ama insanlar tabii doğudan muğdan işte oradan getiriyorlar ama yani o petek bal yaptırmak hem çok zor, hem araya çok külfeti oluyor, hem de şimdi şöyle söyleyeyim, kovanın sıcaklığı 38 derece. İnsanın vücut sıcaklığı 36 derece. Evet. Tamam mı? Bal mumu 38 derecede kovanda erimiyor. Evet. Sen bunu yediğin zaman nasıl erecek 36 derecede? Ben fazla ben fazla o şekilde o toplara girmeyeyim de, ben kısadan şöyle söyleyeyim. Eğer izleyiciler doğal bal yemek istiyorlarsa, gerçek saf bal yemek istiyorlarsa aracıdan değil, arıcıdan alacaklar. Aracıdan değil, arıcıdan. Bak aracıdan değil, arıcıdan. Komisyoncudan değil, arıcıdan alacaklar. Yani şu anda yani Gölen'de biz aşağı yukarı 150, 140, 200 tane arıcıyız. Evet. Yani herkesin komşusu mutlaka, arıcı komşusu mutlaka vardır. Yoksa akrabası vardır. Yani bu şekilde temin etmeye çalışırlarsa daha saf ve doğal hakiki bala ulaşmaları daha mümkün olur. Ama ben gidip de şarküteriden o ya şekerli balsa ona da sıkıntı yok. Çünkü arının kursağından geçiyorsa onda da sıkıntı yok. Ama birçok bal esanslarıyla bal esansı kullanılarak bir sürü bal yapılıyor. Hiç arı görmeden bal yapılıyor merdiven altında. Yani adamın birisi diyormuş, ben Bodrum balı satıyorum, Bodrum balı satıyorum. Millet zannediyor ki Muğla Bodrum balı. Halbuki evin altındaki evin altındaki Bodrum'dan bahsediyor adam ama yalan değil yani, sonuçta Bodrum balı. Evet. Ondan dolayı izleyicileri ve müşterileri dikkat etmeye davet ediyorum. Çünkü balı insanlar genellikle sağlıkları için, işte bağışıklığını kuvvetlendirmek için kullanmaya çalışıyorlar. Yani sağlığımı yerine getireceğim diye sağlıktan olmalarını tabii kimse istemez. Evet. Biz de istemeyiz. O yüzden saf ve hakiki bal bizde diyoruz ve sözü Şenol'a bırakıyorum. Yok, şimdi bitirelim artık ya. Yeter, tamam, anlattık yani aralara. Artık sen yaparız. Bu videomu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik Balıkesir Gönen'den. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.